Ay Meltem Hanım. Burada mıydınız siz? Emine. Ben geldim. Uyudun mu? Bilmem. Uyumuş kalmışsınız. Evet, uyumuş. Saat kaç? Ay geç kalmışım. Duş alıp çıkmam lazım. Heceyi yapmadı bu kadın ya. Merhaba Emine, nasılsın? Hoş geldiniz Meltem Hanım, sağ olun. Emine, ben birazcık yatıp uyuyacağım. Biri ararsa evde yok dersin, olur mu? Tamam, merak etmeyin, sağ ol. Hiç iyi yapmadı bu kadın ya. Pijamalar, yastıklar, DVD'ler, abur cuburlar ve daha neler neler. Yani kızlar, hazırız. Niye? Meltemciğim, senin ilk bir hafta evde yalnız kalmaman lazım. Hayatım, derneğimizin yaptığı araştırmalar sonucunda bu psikopat eski kocalar ilk bir hafta içinde eve geri dönme eğilimindedirler. Bu yüzden biz de bir iki gün sendeyiz. Geldi. Kim geldi? Çilingir Metin. Aa, bir dakika, niye Çilingir geliyor? Metin Bey, hoş geldiniz. Buyurun değiştirin kendini. Hayır, ne münasebet, değiştirmeyin Metin Bey. Değiştir Metin. Hayır, değiştirmeyin Metin Bey. Hayatım, bak bu kilidin değişmesi lazım. Yani değiştirmezsek böyle gece eski kocan sinsice içeri sızar, pat diye içeri girer, yanına gelir, ruhun bile duymaz. Ama değiştirirsek ne olur? Kapıda küt diye kalır. O unutulmaz bir andır işte. Anlıyorum ama Haluk zaten giderken evin anahtarını bıraktı ve hayatta geri gelmez. Ya yedeğini yaptırmışsa? Sök Metin. Sökmeyin Metin Bey. Teşekkür ederiz. Sizinle işimiz kalmadı. Zahmet oldu. Sağ olun. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sağ olun. Ama hayatım, bu böyle olmaz ki. Olmaz. Neyse, daha yenisinin üstüne gitmeyelim. Haydi bakalım kızlar, koyun şu filmleri. Patlasın mısırlar. Her yer fotoğraf dolu. Tatlım. Bu mu eski koca? Evet. Kızlar, iyice bakın. Hafızanıza kazıyın. Gelirse sakın kaçırmayın. Spreyler hazır mı? Hazır. Bravo kızlar. Hayatım, bu evde sana eski kocanı hatırlatacak her şeyi ortadan kaldırmamız lazım. Aa, ne yapıyorsun sen ya? Ya bırakır mısın lütfen? Lütfen yani. Allah. Saçmalamayın. Bu evin her köşesi zaten benim Haluk'la anılarımla dolu. Siz fotoğrafları kaldırsanız ne fark edecek? Ama Meltemciğim, bir yerden başlamamız lazım hayatım. Olmaz ki böyle. Eşyaları burada mı? Burada tabii ki. Fidancığım, hemen gidin eşyaları şu poşete yerleştirin. Oturun yerinize. Ya saçmalamayın. Amma abarttınız ha. Meltemciğim, sen tabii çok hassas bir dönemindesin. Seni çok iyi anlıyorum. Ama abartmıyoruz canım benim. Bak bizi iyi dinle.
Nalan ikinci kocasından boşanma evresindeydi. Hı. Biz böyle yine onun evindeydik. Böyle destek için yanındaydık, oturuyorduk. Böyle eski kocalarımızdan konuşuyorduk, yerden yere vuruyorduk. Keyif içindeydik. Bir anda kilidin sesi geldi. Hemen harekete geçtik, gizlendik. Adam müsveddesi içeri girdi. Nalan'cığım, Nalan'cığım seni seviyorum. Benden ayrılma hayatım. Hah. Ya biz yer miyiz? Yemeyiz. Tabii ki yemeyiz. Hemen harekete geçtik, adamı dertop ettik. Ya adam seni seviyorum diye gelmiş, belki özür dileyecekti. Özür mü? Özür mü? Ha, yemezler. Adam kıstırdı kuyruğunu kaçtı. Sonrasında Nalan'cığım tek celsede boşandı. Ya hem de 4.000 lira nafakayı koydu cebine. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı dümen tutarız bu evde.